Günaydın, mutlu sabahlar. Sabah kahvesine hoş geldiniz. İş dünyasındaki kadınları konuşuyoruz. Kadınların iş dünyasındaki liderliğini konuşuyoruz. Birçok konuyu her sabah biliyorsunuz ele alıyoruz. Aslında spor camiasından, aynı zamanda iş dünyasından, sanatçılardan birçok kadın isimle, liderlerle bir araya geliyoruz. Bugün de farklı bir konuyu konuşacağız. Thanks Mimarlık ortaklarından Sayın Zeynep Ilıcalı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında, siz de hoş geldiniz. Evet, biz hoş geldik çünkü bizi mekanınızda ağırlıyorsunuz. Çok güzel de bir mekan. Teşekkür ederiz. Aslında burası sizin yeriniz. Evet, ofisimiz. İkinci eviniz gibi galiba, ofisimiz, değil mi? Evet, showroom'umuz, ikinci evimiz, her şeyimiz burası. Evet, şimdi aslında farklı bir fikir. Siz iki ortak kurdunuz, değil mi? Tanks Coy'u ve Mimarlığı beraber. Ve nasıl aslında fikir ortaya çıktı diye soracağım. Çünkü ben örneklerini de gördüm. Hakikaten çok farklı. Hı hı. Yani görmediğimiz, en azından Türkiye'de bulunmayan örnekler olduğunu görüyoruz. Yaptığınız yerlere, hı hı, veya işte ürünlere baktığımızda. Fikir nasıl ortaya çıktı? Bununla başlayalım isterseniz. Şöyle, kendi evimi yaptım. Ondan sonra iş yerimizi yaptım. Sonra iş yerimiz taşındı, orayı yaptık. Sonra arkadaşlarıma yardım etmeye başladım. Aynı şekilde Melda da o şekilde ilerledi. Sonra baktık ki biz bu işten çok keyif alıyoruz ve hani artık o kadar fazla yer yapmaya başladık ki çok profesyonel istekler de olmaya başladı bize. Onun üzerine dedik ki yani neden biz bunu daha profesyonel bir alana taşımıyoruz? Onun üzerine mimarlık şirketini kurduk. Kurduktan sonra da yani mimarlarımız var beraber çalıştığımız ama bu işi yaparken en çok ihtiyaç olan şey aksesuarlar. Yani çok güzel bir şey inşa edersiniz ama ondan sonra onun içini süslemeye gelince boş kaldıktan sonra orası o sıcaklığı, o enerjiyi vermez. Dolayısıyla en önemli bölüm de o süsleme bölümüdür. Biz de bu işin dekorasyon kısmında kendimizi nasıl takviye edebiliriz, nasıl daha zorlanmadan çalışabiliriz diye düşünüp yurt dışından tasarımcılardan aksesuarlar, mobilyalar getirdik. Bunların hep değişik olmasını tercih ettik. Çünkü hani olmayanı getirmek, farklı olmak istedik. Dolayısıyla Tanks Coy'u da bu şekilde kurduk. Burada bir showroom'umuz oldu. Onun içinde işte yastıklar, yatak örtüleri, abajurlar, aydınlatmalar, her türlü bir evin gereksinimine ihtiyacı olan her türlü aksesuar ve mobilya, küçük tarz çaplı mobilyalar. Onları getirdik. Bu şekilde şirketimiz faaliyete geçmiş oldu. Aslında bebek diyebiliriz şirket için, değil mi? Çok eski dönemleri. Yani aslında evet bebek ama hani bir 6 senemiz oldu artık, hani o yüzden büyüdük diyebilirim birazcık. Evet. Peki örneklerden bahsedebilir miyiz biraz daha? Hani özellikle yaptığınız yerler ve biraz daha kimlere hitap ettiği noktasında bir şey aslında. Şöyle aslında daha çok ofis, ev. Yani hani çok ayrıştıramıyorum. Çünkü hastanede yaptık, klinikte yaptık, ofis yaptık, ev yaptık. Yani şu an hatırlayamadım. Sosyal tesis yaptık, fitness yaptık, spa yaptık. Hani birçok şeyin hani her türlü konut ve ofis anlamında her türlü yere elimize attık. Siz hem ürün satışı yapıyorsunuz hem de aslında dekorasyon anlamında herhangi bir yer, bir şahıs da olabilir, bir firma da olabilir, bir ofis veya dediğiniz gibi hastane size gelip bir hizmet almak istediğinde her şekilde hizmet alabiliyor, değil mi? Şöyle mimari proje ve uygulama, yani siz evinizi yaptırmak istiyorsunuz veya ofisinizi yaptırmak istiyorsunuz. Biz onun her türlü inşaat işini de yapabiliyoruz. Aynı şekilde proje uygulamasını yapıyoruz. Sonra 3 boyutlu görsellerini hazırlıyoruz. Size nasıl bir yerde yaşayacağınızı veya çalışacağınızı sunuyoruz. Ve iş bittikten sonra da aynı size gösterdiğimiz o görsellerdeki, 3 boyutlu görsellerdeki aynı tıpatıpını sunmuş oluyoruz. İş bittikten sonra birebir öyle oluyor. Hatta bazı projelerimiz hani o kadar şey oluyor ki hani acaba bu 3 boyutlu render deniyor ona. Acaba o mu yoksa orijinali mi? O kadar şaşırıyor yani. En çok hoşuma giden yani bu konuda mütevazilik yapmayacağım. En kendimize güvendiğimiz bölüm o bölüm zaten. Aksesuar bölümü de her şeyi getirip yerine koyuyoruz. Ondan sonra hani bu müşteri açısından da çok rahat oluyor. Çünkü gidip tek tek dolaşmak zorunda kalmıyor. Tamamen bitmiş şekilde veriyoruz evi. Hobi olarak başladınız, evet, ve bunu bir işe dönüştürdünüz. Evet. Aslında bu çok önemli. Yani hobinizi işe çevirmiş olmak oldukça önemli. Ya yani işinizden zevk almak açısından. En önemli şey. Yani bir insanın işinden zevk alması gerçekten hayatına çok mutluluk katan bir şey bence. Çünkü yani ayağının geri gitmesi vardır ya bir işe giderken. Evet. O yani Allah bize iyi ki bunu sundu. Böyle bir şey imkana sahip olduk. İşimizi çok zevkle yapıyoruz. Çok zevkle geliyoruz buraya yani. Peki genel olarak şimdiye kadar yani hobi olarak yaptıktan sonra bu işin içine girince, profesyonel hale gelince genel olarak nasıl gördünüz? Hem çevreniz hem de genel olarak Türkiye'deki kişilerin daha çok dekorasyon için ne kadar bilinçliyiz bu konuda? Yani ne kadar bilinçli olunduğunu gördünüz siz? Bence son 10 senedir kesinlikle her anlamda, yani bu modada olabilir, dekorasyonda olabilir, yani hayatımızla ilgili sağlık olabilir, her anlamda herkes çok bilinçlenmeye başladı ve bence bunun en önemli etkenlerinden biri de sosyal medya, internet. Daha artık her yere ulaşabiliyoruz, yani parmaklarımızla her yere ulaşabiliyoruz şu anda. Bütün yenilikleri görebiliyoruz, fiyatları karşılaştırabiliyoruz. Yani öğrenmek istediğimiz her şeye daha çabuk ulaşıyoruz. Dolayısıyla kendimizi daha çok geliştirebiliyoruz. Yani bu okumakla falan değil, bu artı bir de bunlarla geliştirebiliyoruz. Ben ona inanıyorum. O yüzden çok herkes her konuda bilinçli. Yani bugün sokağa çıkın, herkes şık. Yani burada çiçek satan kadını da görseniz üzerinde bir şey var yani. Hani daha bir farklılaştı görsellik bence. Ya estetik anlayışı değişti ve evet, biraz daha kesinlikle ön plana çıktı evet, diyorsunuz. Peki özellikle bir de bildiğim kadarıyla internet siteniz var. Bu evet, internet sitesinde de satış. Farkı nedir? Yani aynı ürünler değil galiba, değil mi? Yok değil ama tabii o çok başka bir şey. Yani internet sitesini bu dekorasyon, aksesuar bölümündeki eksiği birazcık da gidermek için düşündük. Çünkü internet satışı şu anda çok önemli bir sektör bence. Yani dışarı çıkamıyorsunuz, yemeğinizi bile oradan getirebiliyorsunuz. Bugün market alışverişinizi bile internetten yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla dışarı çıkamayan, alışveriş yapacak vakti olmayan insanlar için evine bir mobilya da almak bugün çok önemli bir imkan bence. Biz bunu yaparken şunu da düşündük, çok hesaplı olmasını düşündük. Çok hesaplı olması için de kendi ürünlerimizi kendimiz getirdik. Getirirken birebir tek tek gidip kendimiz seçtik hepsini ve ben yurt dışı seyahatlerimde de hep ona dikkat ederdim. Aa, bu niye bizde yok? Keşke bu nerede satılıyor? Bunu getirsek ben bunu nasıl taşırım? Hep bütün bunları kovalardım. Sonra gerçekten o bütün yurt dışında beğendiğimiz her şeyin orijin yerlerini bulduk. Nerede satıldığını, yani nereden tedarik edebileceğimizi. Hepsini toptan getirdik ve burada gerçekten çok uygun fiyatlara sitemizde satabiliyoruz. Biraz daha aslında uluslararası markaların da Türkiye'ye giriş yapmış olmasıyla beraber acaba tercih konusunda hani kaliteli veya işte fiyatı daha uygun ya da işte benim için farklı olsun, evimi bu şekilde döşeyim. Neye bakıyor acaba tüketici bu noktada? Tabii maliyet de bu noktada önemlidir diye düşünüyoruz. Yani daha çok internet sitesi için soruyorum bunu. Çünkü galiba hedef kitleri biraz daha farklı burasıyla internet sitesinin. Tabii daha farklı. Yani tabii ki maliyet önemli. Kalite önemli. Çünkü bugün çok ucuza bir mobilyayı alıp yani bir ay sonra kırılma şeysi var. Yani bütün bunları o tüketiciye ulaştırmak lazım. Hem düşük uygun fiyatı, hem kaliteyi, hem tasarımı. Çünkü bu bir ev dekorasyonu. Hani tasarımda olması lazım. Biz sitemizde bunlara çok önem verdik. Yani asıl o şu anda bizim bebeğimiz. Çok üzerinde emek veriyoruz. Hani daha ne kadar neyle geliştirebiliriz diye. O yüzden iyi bir iş imkanı olduğunu düşünüyorum internet satışında. Peki şimdi ben buradan mesela evimi, ortalama bir evi sizin döşemenizi istesem. Hı hı. Desem ki yani yatak odası, aşağı yukarı bir tarzımı belirlesem, hı hı, örnekler göstersem ki böyle çalışıyorsunuz evet, muhtemelen evet, değil mi? Siz bunu hani maliyet açısından çok ciddi bir maliyet anlamına gelir mi bu? Yani aşağı yukarı burada da gördüğüm ya bu tabii eksiğinden tamamen sizin bir kere maddi imkanlarınıza bağlı, zevkinize bağlı. Eviniz kira mı, kendi eviniz mi? Yani şimdi bugün biz mesela müşterilerimizde hangi kesimden gelirse gelsin bir kere hani kiralık ev, hani şunlara gidelim, daha ekonomik harcayalım ya da yaparken şunlara bakalım, mutlaka biz onlara bakıyoruz. Ama yani bu dekorasyon konusunda hiçbir şekilde bir fiyat hani öyle şimdi hani ne olur gibi bir şey söylenemez. Çünkü o kadar değişmeni, o kadar farklı şeyleri var ki siz bugün ben bu kadara başlarım dersiniz. Ondan sonra bir bakarsınız ben parkemi de bundan istiyorum. Tabaklarım da şundan olsun. Aydınlatmam da bundan olsun. Çünkü 1001 çeşit şey var. Evet. Peki şimdi yurt dışına gidiyorsunuz, orada görüyorsunuz örneklerini ya da beğeniyorsunuz ya da belki internet sitesinde dolaşırken farklı yerlerde beğeniyorsunuz ama bunların dışında acaba hani şöyle bir şey de yapsak hayatı kolaylaştırır ya da bunun görüntüsü güzel gibi sizin de aklınıza gelen fikirler olabiliyor mu? Tabii ki. Yani bu iş tamamen fikir işi bence. Ya etkilenmemenin imkanı yok. Çünkü güzel bir şeyden etkilenirsiniz. Dolayısıyla yurt dışında da gittiğimizde çok farklı fikirler, yani ben bir kere gittiğim zaman otelin lobisine bakarım, odalara bakarım, aydınlatmalarına bakarım, spasına bakarım, yani her şeye o gözle bakarım. Artı tamamen görsellikle değil, rahatlık çok önemli. Hani tasarım harikası bir koltuk olabilir ama üstünde 5 dakika oturamazsınız. Ya tabii bir evde yaşarken veya bir ofiste çalışırken bunlar da çok önemli şeyler. Bütün bunları bir araya getirmek bence önemli olan. Bu kadar hani hobi olarak başladım, daha sonra profesyonelleştim dediniz ve sonrasında acaba tabii ki bu bir hobi ise bir şekilde zaten kendi hayatınızda, kendi ofisiniz, işte eviniz içinde bu kadar dikkatli, özverili olabiliyorsunuz. Hı hı. Bunu özel hayatınıza, yani kendi evinize nasıl taşıyorsunuz mimari açıdan? Yani bir şey yapıp ben bunu beğenmedim deyip sonra değiştirme gibi bir durum mu, yoksa daha maalesef muhafazakar mı davranıyorsunuz? Maalesef kendi evinde öyle bir şey oluyor. Çünkü bu işin çok içinde olunca çok fazla çeşit, çok fazla tasarım bir şeyler görüyorsunuz ve hepsine bu da güzel, bu da güzel. Şimdi hani bir şeyden sonra da hani ev değiştirmek o kadar kolay değil, içini bir anda tekrardan değiştirmek. Mesela daha önceki evimizde çok daha farklı bir dekorasyon vardı. Şimdi mesela daha bir retrolara gittim, değiştirdim. Daha bir retro seviyorum şimdi. Aydınlatmalarım retro, koltuklarım retro. Ama bir şeyden sonra düşünüyorum acaba değişsem şöyle mi yapsam diye, ama tabii bu işler o kadar kolay değil. Bir anda değişmiyor yani. Kadındır ama değil mi evde belirleyen? Tabii. Ağırlıklı muhakkak, olarak. Çoğunlukla böyledir çünkü. Ben şöyle düşünüyorum, erkekler rahatlığa bakıyorlar. Kadınlar daha görselliğe bakıyorlar. Biz kendi müşterilerimizde de onu görüyoruz. Hatta işte mesela böyle karı koca veya yeni evli çiftler geldiği zaman hep o tartışma oluyor. Bu rahat, hayır ama çok güzel falan. Yani kadınlar daha görsele bakıyorlar. Evet tabii ki. Peki aslında hobinizi işe çevirmek anlamında kadınlara, çünkü biz özellikle bu programda hep kadın yöneticileri diyelim, iş kuranları ağırlıyoruz, girişimcileri ağırlıyoruz. Sizinki de bir girişimcilik hikayesi gözüyle bakarsak ne öneriyorsunuz? Yani hobiyi işe çevirme anlamında ne yapılabilir size göre? Yani fikri olan için, bu fikrimi hayata geçirmek istiyorum diyenler için. Tabii şimdi burada hani Allah'ın en büyük lütfu kendi işimin olması. Hani ama ben hani bu işe ben şimdi işletme mezunuyum. Ama televizyonculukla başladım. Özel bir televizyon kanalında çalıştım daha önceden. Ondan sonra o da çok keyifliydi benim için çünkü film işiydi. Filmlerle ilgileniyordum. Sonuçta o da hobiyle alakalı bir şey aslında. Bütün filmleri seyrediyordum, işte planlamasını yapıyorduk falan. Onu da çok severek yaptığım bir işti. Bizim mesleğimize uzak değilsiniz çok o uzak zaman. Değilim. Yakınsınız bayağı. Yani film ayrı tabii. Film ve dizi bölümüydü benimki. Tabii. Ama hani yine de o ortamın içinde çalıştığım için biliyorum, ama ondan sonra hep zaten benim dekorasyona ilgim vardı. Ailemde iki inşaat mühendisi, bir mimar var zaten. Küçükken onları işte dayım mesela mimardı. Bayılırdım işte onun yaptığı. O zamanlar tabii böyle bilgisayar sistemi şeyi falan da değil, elle çizilen projeler falan. Sabahlara kadar onları çizer falan, ben oturur onları seyrederim. Hep böyle özenirdim ona. Ama işletme okudum. Kısmetmiş. Yine onunla alakalı bir iş yapıyorum. O yüzden her zaman birazcık cesur olmak lazım. Cesur olmak, ne istediğini bilmek lazım. Tabii bir de bu şans ve kısmet meselesi bence. Hani karşınıza böyle bir imkan çıktığı zaman yani yapabilmek de çok önemli. Neresi olursa olsun. Yani Türkiye'de, yurt dışında, yani herhangi bir kurum, herhangi bir ev, bunların dekorasyonunu yapabilirim, yani mimari açıdan bakıp bunları yapabiliriz siz ve ortağınız tabii ki diyebiliyorsunuz değil mi? Mekan fark etmiyor. Mekan fark etmiyor. Evet, her yer için her geçerli. Şimdi tabii hani kadın girişimciler dedik ya, kadınlara yönelik olarak. Acaba sizin iş ve hep bunu konuşuyoruz aslında. Hı hı. İş ve özel hayat dengesi. Yani hı hı. bir annesiniz aynı zamanda, bir eşsiniz. Bunları nasıl hani dengeliyorsunuz diyelim. Denge sağlamak kolay mı? Tabii ki çok zor. Yani özellikle çocuklu kadınların işi çok daha zor. Çünkü sabah okula gidiyorlar. Onların okulları, işte sağlıkları, işte normal zamanlarda onlarla vakit geçirmeniz gereken, işte sinemaya gidiyoruz, yemeğe gidiyoruz. Sürekli onlarla olmak zorundayım çünkü çok küçükler. Tabii okula gittikleri için sabah onlar okula gidiyor, ben işe geliyorum. Hani o bölüm rahat ama onlar okuldan çıktıktan sonra Allah'tan okulları rahat, yakın, ofise geliyorlar. Burada olmaktan keyif alıyorlar zaten. Bir tanesi büyüyünce ben mimar olacağım diyor. Dolayısıyla onlar benim işimi sevdikleri için daha kolay oluyor benim için. Hem de okula yakın olmalarından dolayı çok uzak kalmıyorum çocuklara da. Onu dengeleyebiliyorum. Nasıl oluyor? Şunu da merak ediyorum. Şimdi siz her şey görsel olarak bakıyorsunuz, estetik olarak bakıyorsunuz her şeyi. Çocukları da etkiliyordur mutlaka değil mi? Etkiliyor. Ya da çevrenizi, evet, çevrenizdeki yani çocukları da etkiliyordur. Bence çocuklar onları görerek büyüdükleri zaman hakikaten algıları da ona göre olmaya başlıyor. Mesela bir yere gittiğimiz zaman falan hani onlar bir değişik bir şey gördükleri zaman hemen bana anne bak burada bu var falan şeylerinde bulunuyorlar. Demek ki onlara dikkatini çekiyor bu şeyler. Fikirde veriyorlar. Tabii, o fikirde zaman veriyorlar. Kendi odaları, kendilerine ait mekanlar, evet, içinde. Evet. Nasıl görüyorsunuz yani bu işi yapmalarını ister misiniz siz? Tabii ki isterim çünkü çok keyifli bir iş. Çok ağır yükleri, riskleri olan bir iş değil. Ama tabii ki de çocuklar kendi istekleri neyse, hayatta yapmak istedikleri, her zaman onların arkasındayım yani. Yani öyle illa bunu yapın diye bir şeyimiz olamaz. Evet. Kızlarınız var. Evet. Onlar aslında daha estetik bakmak açısından birçok şeyde meraklı olduklarını düşünüyorum. Tabii biraz daha büyüdükçe belki biraz daha şekillenecek ama genellikle hani şunu söylerler. Herkes kendi yaptığı işin zorluğunu bildiği için çok önermezler ama hı-hı, sizin durumunuz biraz ya farklı. Bir hobi ve bunu bir iş olarak. Benim önerebileceğim bir işim var, evet. Evet, bunu yapıyor olmak. Peki iş hayatında mutlu olmak için yani bir girişimci olarak bu işe başladıktan sonra tabii bunu hobi olarak başladığınız için, buna başladığınız için mutlusunuz. Yani hayatınızdan memnunsunuz. Hı hı. Zorlukları da vardır. Muhakkak var yani sonuçta insan ilişkileri çok önemli. Evet. Para işin içine girince her şey daha farklı. Dolayısıyla zorlukları tabii ki de var. Artı hani son bir işi yaparken hani sadece yastıktı, perdeydi, süstü, öyle bir şey değil aslında bu. Bir yeri yıkıyorsunuz, yeniden yapıyorsunuz. Orası yapılana kadar aslında o son haline gelebileceğini o müşteri onu da hayal edemiyor. Çünkü her yer inşaat, toz duman ama sonra bir ay geçiyor, 2 ay geçiyor, bir anda bakıyorsunuz ki bambaşka bir mekana dönüşmüş. O yüzden zorlukları, aksaklıkları muhakkak oluyor. Bu ama dışarıdan gördüğümüz gibi bir şey değil herhalde Zeynep Hanım. Yani hani bu koltuğu buraya koyayım, ay yanına da şu abajuru koyayım ya asla da işte bu değil, süslemeleri bu şekilde yapayım gibi bir şey değil. Yani çok daha farklı bir şey. Mekan değişmeyecekse bile yani mimari açıdan dekorasyon tarafında oldukça önemli. Ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Ortalama tabii ki büyüklüğe göre değişir ama. Yani mekana göre değişiyor çünkü inşaat halinde bir yer olabilir veya tamamen yenilenip işte duvarlar yıkılıp başka odalar çıkarabilirsiniz. Camları büyütebilirsiniz. Yani bir mekanın içinde yapılacak o kadar çok şey var ki hani hiçbir zaman hazır halde bize gelen bir müşteri olmuyor. Hani her şeyi hazır, sadece koltuğu getir, abajuru getir gibi bir durum değil bu yapılan. Tamamen inşaattan başlıyor. Yani inşaat derken bir ev düşünün, kiracı çıkmış, daha önceden birisi çıkmış. Evin içi boyaları kötü, parkeler kötü, mobilyalar kalkmış, orada farklı renkler var. Şimdi o eve istediğiniz dünyanın en pahalı, en şık mobilyasını getirin, güzel durmaz. Dolayısıyla o evin tekrardan bir renovasyona girmesi lazım. O bölümde tabii bayağı bir zor. Daha önce yaptığınız yerlere mi bakıyorlar? Yani internet sitenizden veya genelde öyle oluyor. Örneklere bakıyorlar tabii, değil mi? Bunun gibi bir şey istiyorum. Bunu bir tarz olarak ifade ediyor musunuz? Yoksa her tarza uyuyor yani diyor musunuz? Biz Melda ile bu konuda şeyiz. Bir tarz müşteriye empoze etmeye çalışmıyoruz. Çünkü bence orada yaşayacak olan kişinin kendi tarzı önemli. Ben gidip çok oryantalist bir dekorasyon sunabilirim ama belki o çok modern, çok daha farklı bir şey, bir evde yaşamak istiyor. Ben ne kadar bu işten anlamam diyen birisi de olsa, bence herkesin bir tarzı vardır bir evde yaşayacağı zaman. Dolayısıyla biz daha çok müşterimizin tarzına bakıyoruz. Nasıl bir yaşamı var? Çocukları var mı? Bekar mı? Ne iş yapıyor? Bunlar çok önemli. Aynı zamanda sevdiği renkler önemli. Dolayısıyla beğendiği birkaç şeyi getirmesini istiyoruz. Ondan yola çıkıyoruz. Sonra görsel hazırlıyoruz. Onun üzerinden oynuyoruz. Daha sonra zaten şekilleniyor. Peki bize verebileceğiniz ipuçları var mı? Yani biz nasıl düşünürüz? İşte bir televizyon. Televizyonun karşısında koltuk olur mutlaka. İşte daha rahattır, daha geniştir. İşte ne bileyim yemek masası vardır bir yerde veya ayrı bir odadır. Ona göre de aşağı yukarı kafamızda canlandırdığımız belli. İşte renkler bellidir. Duvara göre veya işte halı, perde ona göre. Ama şöyle yapılmalı veya bu tarz buna göre değişiyor diyebileceğiniz ipuçları var mı? Tabii yani hani burada ışık çok önemlidir. İşte televizyonunuz ışığı işte arkadan aldınız. Ne bileyim hani uyuyorsunuz. Belki çok karanlıkta uyumayı seviyorsunuz. Panjurunuz veya işte perdeniz önemlidir. Yani hani birçok şey hani öyle koltuğun karşısına kanepeyi koydumla aslında olmuyor. Hani birçok şeyden geçiyor bence o. O yüzden biz bütün bunları hani göz önünde bulundurarak yerleştiriyoruz. Belli işte ne bileyim kimilerine göre inançlar vardır. Hani burası boş olsun, bu duvar daha boş olsun, burada daha rahat hani bir boşluk beni rahatlatsın. Şurada işte bir tablo olsun gibi. Bunlar da herhalde işin ince noktaları değil mi? Tabii. Yani rahat etmek. Şu da var mesela açısından. Ben bir evde yaşıyorsunuz. Fiş takacaksınız, telefonunuzu şarj edeceksiniz, priz yok. Başucunuzda priz yok. Mesela bunlar çok önemli şeylerdir aslında. Yani görsellikten çok bir yerden sonra kullanışa bakıyorsunuz çünkü. Elinizde prizle kalıyorsunuz mesela şeyde başucunda. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım veya ışıklandırmaya. Yani rahatlık da bir şeyden sonra daha önemli. Yani gördüğümüz gibi basit değil. En azından değil. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bunu söyledikten sonra anlıyorum ama televizyonculuğun verdiği bir herhalde görsel bakışın da önemli olduğunu ama veya o tecrübe olduğunu düşünüyorum. Televizyonculuğum öyle görsel şeyden değil. Hani biz daha çok filmde yani çok görsellik hani sinema görseli olarak algılanabilir. Ama onda bile bakardım mekanlara. Ama bu çok iyi bir aslında seçim gibi düşünebilir yani kendi benliğinizi bulmanız açısından. Enteresan bir hikayeniz var mı? Yani ben şöyle düşünmüştüm burayı ama böyle olmadı. Bunun gibi yaptık. Tamamen daha farklı bulduk. Veya işte öyle bir yeri yapma teklifi aldım ki işte çok şaşırdım gibi. Bu işe başladığınızdan beri ne kadar 6 yıl oldu dediniz değil mi? Böyle bir hikaye var mı? Öyle bir şey ya başımıza gelmedi. Ne şey vaat ettiysek onlar yapıldı ama bir şey dikkatimi çekiyor. Hani biz biraz kendi tarzımız olarak renkliyiz. Melda da ben de çok seviyoruz rengi. Yani buradan da anlaşılacağı gibi. Ne kadar sade olurlarsa olsunlar, ne kadar çok renk sevmezlerse sevsinler. Buraya gelindiği zaman mutlaka bir şekilde o şeye giriliyor. Yani bir yerlerden bir renk sevmeye veya işte daha böyle farklı objelere gitmeye başlıyor insanlar. Peki memnun kalınmadığı oluyor mu? Hiç denk geldiniz mi? Allah şükür şimdiye kadar olmadı. Yani aslında daha önce konuşulduğu için hani kimileri için sürpriz olsa bile tabii o çok önemli. Kalınıyor. Yani ne yapacağımızı önceden gösterdiğimiz için hani o şeyi yaşamadık. Bunu biraz daha kişiye özel gibi düşünmek gerekiyor değil mi? Yani kişinin yaşam tarzına da bakıyorsunuz. Yani isteklerine tabii ki bakıyorsunuz nasıl bir şey istediğini ama yani yaşam tarzı dediğiniz gibi evli mi, bekar mı, çocuk var mı ya da işte rahatlığa mı biraz daha önem veriyor, işte görselliğe, tablolara mı önem veriyor, bu biraz daha ön plana çıkıyor herhalde. Peki nedir hedefiniz bu noktada? Ne yapabilirsiniz? Biraz daha orta vadeli olarak düşündüğünüzde ve uzun vadeli olarak. Yani mesela hep bir otel yapmak istiyorduk. Şu anda bir otel yapıyoruz. O yüzden hani şu anda hani daha üstünde yapacağımız ne olur desek büyük projeler. Yani büyük projelerde çalışmayı zaten hedeflerinize ulaştığınız bir durum var. Evet yani şu anda Allah'a şükür o raddedeyiz. Ama bir otel dediğimiz zaman bunun odaları, lobisi, girişi... Tamamen dış görüntüsü de dahil değil mi? Evet. Hepsi işin içine giriyor. Zor mu? Zor tabii. Yani aslında şimdi otelde şöyle bir şey var. Hani bir odadan bir sürü yapıyorsunuz. Hani o konuda bir şey yok. Sonuçta odalar birbirine benziyor. Ama mesela biz onda da daha önce çalıştığımız ama şeye geçememiş bir projemiz vardı. Bir butik oteldi. Bütün odaları farklı tasarlamıştık. Hani o da keyifli. Butik otel olduğu zaman az odası oluyor tabii. O da zevkli bir şey. Evet. Ama şimdi benim çocuğum var evde ve bu çocukla beraber işte ona göre hani biraz daha dikkat edilir ya, hı-hı, kenara köşeye. Mesela buna göre de aslında ürünleriniz var değil mi? Tasarlamayı buna göre de yapabiliyorsunuz. Tabii yani mesela çocuklar işte merdiven varsa o merdiven boşluğu önemli. Çok fazla köşesi olan sehpalar, cam sehpalar falan önermiyoruz öyle durumlarda. Şimdi çok faalsiniz, yurt dışına gidiyorsunuz hem iş gereği hem gezi için. Tabii, hı-hı, gezi için gittiğinizde de aynı zamanda iş için göz ucuyla bakıyorsunuz, hı-hı, anladığımız kadarıyla ama ortalama bir günü ya da bir haftayı, Zeynep Ilıcalı'nın bir gününü bize anlatabilir misiniz? Çok neler değişiyor yaptığınız? Çok değişiyor muhtemelen. Çok değişiyor ama yoğun geçiyor. Arada da tabii böyle seyahatler olunca haftalar daha da sıkışmaya başlıyor. Şöyle işim yoğun ama sosyal hayatım da bir o kadar yoğun. Bir sürü arkadaşım var. İşte her birinin ayrı işte bir doğum günü oluyor, bir şey oluyor. Hani işten çıkıp koşturup gitmek de zor oluyor ama bizim lokasyonumuz o kadar rahat ki burada Levent'te. Her yer iki adımda, hani köprüden karşıya da hemen geçebiliyoruz. O yüzden mutlaka hani buraya geliyoruz, işimizi yapıyoruz, oradan sosyal aktivitelerimize gidiyoruz, ondan sonra geliyoruz tekrar çalışıyoruz, evler de yakın. Dolayısıyla rahat oluyor o bölüm. Bir gün nasıl geçiyor? İşte mümkün olduğunca çocuklarımı sabahları uyanıp yolcu etmeye çalışıyorum. Arkasından sporumu yapmaya çalışıyorum. Arkasından işte biraz kahveydi, çaydı, keyifti, ondan sonra ofise geliyorum. Tabi burada şey de çok önemli bir şey. Çocukluk arkadaşım, en yakın arkadaşım hem de ortağım. Çok sık bir aradayız. Çok şeyimizi paylaşıyoruz. Yani kardeş gibi olduğumuz için burada hani daha böyle daha da keyifli bir şey olmuş oluyor. Hani benim yetemediğim tarafa o yetiyor. Onun yetemediğine ben yetiyorum. Seyahatlere bir tek problemimizdi. Beraber çıkmış olmamız oluyor. Ama onun dışında buradaki ekibimiz çok tatlı bir ekibimiz var. O çok önemli bir şey bence. Yani iyi insanlarla çalışmak bir, ikinci kabiliyetli, yetenekli insanlarla çalışmak önemli. O konuda ekibime çok güveniyorum. Hani biz yokken de her şeyi idare edebiliyorlar. Mimarlarımıza çok güveniyorum. Çünkü bizim gözümüze bakabiliyorlar. Dolayısıyla koşuşturma içinde böyle bir bakıyorsun bir hafta bitmiş oluyor. Oldukça faal geçiyor. Evet. Bunun dışında yurt dışı gezileri de var. Çeşitli organizasyonlara katılıyorsunuz. İşiniz gereği. Kovalıyoruz. Yani daha çok böyle fuarları, tasarım fuarlarını, uzak doğudaki yani internet sitesiyle ilgili uzak doğudaki fuarları ve ben çok dikkat ediyorum. Daha çok evet Avrupa'da çok güzel tasarımcılar falan var ama İnternet sitesi için daha çok Amerika'daki aksesuarları ve onların nereden aldıklarını ve büyük mağazaların nerelerden aldıklarını takip ediyorum. Ona göre biz de satın alımlarımızı yapıyoruz. Örnekler var mı mesela baktığınız? Mesela bir ünlü, bir dünyaca ünlü birisinin yurt dışında evi, işte ne bileyim vakit geçirdiği ofisi gibi hani çok beğendim ve hani oradan da ilham aldık veya onun gibi yapabiliriz dediğiniz örnekler var mı paylaşabileceğiniz? Yani ben kendi zevkim gereği mesela Philip Stark'ı çok beğenirim yıllardır. Onu da daha çok Miami'de yaptığı binaların girişi, otellerin girişi, odaları hep oralarda görüp çok beğenmişimdir. Kendi evimde de onu uygulamaya çalıştım daha önceki oturduğumuz yerde. Hani etkilendiğim o vardır ama hani bu işin dediğim gibi o kadar çok farklı bölümü var ki, o kadar çok değişik dekorasyon anlayışı var ki hani ben hiç country tarzı ev sevmem dersiniz ama bir arkadaşınızın evine gidersiniz ne kadar güzel dersiniz veya klasik bir ev bana çok ağır geliyor dersiniz ama gittiğiniz zaman işte antika eşyalar hoşunuza gider, onların ruhu hoşunuza gider. Bu çok göreceli bir kavram. Renk sevmezsiniz ya da çok renk seversiniz. Çok farklı, çok zevke hitap ettiği için çok farklı. Şimdi bir de biraz önce bahsettiniz ya Zeynep Hanım, hani özellikle işte ortağım, aslında çocukluk arkadaşım dediniz. Yani birlikte iş kurdunuz. Bir taraftan da mesela işte benim bir evim var, bir yazlığım var, bir ofisim var. İşte gel yap diyorlar, hı-hı, mesela size. Hı-hı. Ama orada iş ilişkisi de devreye giriyor. Yani arkadaşlarla, çevrenizle iş ilişkisinin devreye girmesi, bunu yönetmek çok zor. Bu da herhalde erkeklerden daha çok kadınların yönetebildiği bir durum diye tahmin ediyorum. Nasıl yönetiyorsunuz onu? Yani beğenmeyebilir, yani istemeyebilir. İnsan ilişkileri çok önemli. Para işin içinde değil mi? Muhakkak. Yani şimdiye kadar kötü olduğumuz hiçbir müşterimiz olmadı veya bir dostumuz olmadı. Onlar çok önemli. Yani insan ilişkilerinizi iyi tutmanız lazım. Tabii çok da kolay bir şey değil. Ama işinizde mutlu olmak istiyorsanız bunu başarmanız lazım. Evet, ama burada kadın olmanın avantajları, dezavantajları. Avantajları vardır burada daha çok. Dezavantajları farklı yönlerde olabilir. Tek dezavantajı hani ustalar var. Ondan sonra bir ev yerleşirken, yani mesela ben dayanamıyorum. Mutlaka o evi yerleştirirken biz eşofmanlarımızı giyiyoruz. Hani biz sadece yaptık, tamam bu tasarım bitti diye bir şey yok. Yani ben oranın tasarımını yaptıktan sonra o yastık benim istediğim gibi orada durmayacaksa, o tablo benim istediğim açıda orada durmayacaksa o zaman onu ben yapmış olmuyorum. O son rötuşları bizim yapmış olmamız lazım. Dolayısıyla biz giyiyoruz spor ayakkabılarımızı, eşofmanlarımızı. O ev taşınırken gidiyoruz. Gerekirse yani oradaki her şeyi bütün ustalarla o bölüme giriyoruz. Çünkü başka türlü ben rahat edemiyorum. Yani ona karışmazsam o rahat edemiyorum. Eliniz mutlaka dokunacak. Lazım, evet. Önümüzdeki dönemde yine yapacağınız projelerden bahsettiniz. Hani işte otel dediniz, bunun gibi benzeri. Farklı bir alana da, yani bu dekorasyon, mimari dışında farklı bir alana da kayma ihtimalim var diyor musunuz? Yoksa bu iş benim işimdir mi? Yani diyorsunuz? Şimdi tabii çok fazla bence dala tutunmamak lazım. Yani her şeyi de ben yaparım gibi bir şey olmaz. Yani şu anda bizim bütün konsantrasyonumuz bu. İnternet sitesi de bu işle alakalı. Dolayısıyla çok fazla şey yapmak istemiyorum çünkü benim açımdan da çok yorucu bir şey olur. Ya ağırlık olarak internet sitesi mi? Thanks Mimarlık olarak mı? İkisi de. İkisinin de ağırlığı eşit diyorsunuz ama hedef kitleleri farklı demiştik biraz önce. Hedef kitleleri şöyle farklı. Yani biraz daha maliyet açısından. Tabii yani internet sitesi herkese hitap ediyor. Yani herkesin bütçesine uygun her şey var. Daha çok onu hedefledik zaten. Ama tabii yani bir evin dekorasyonu bir mimara, mimarlık şirketine uygulatmak o tabii bütçe isteyen bir şey. Evet. Ortalama bir rakam verme şansınız var mı yoksa çok mu değişiyor? Çok değişiyor. O kadar değişiyor Mekana göre, eve göre değişiyor. Ya da ben bir evimin odasını bu şekilde yapmak istiyorum da diyebilir miyim? Yani bir çocuk odasını işte daha farklı yapayım, sizden bu konuda hizmet alayım gibi bir seçeneğim olabilir mi? Ya, o tabii ki olabiliyor. Şimdiye kadar pek rastlamadınız ama yani olabilir. O daha çok arkadaşlarımızdan gelen istekler, her zaman yardım ediyoruz yani normal kapıdan gelen müşteride de öyle bir odada yardımcı oluruz yani hani eğer çok o sırada çok fazla yoğun olduğumuz başka bir şey yoksa tabii ki. Biraz daha hani evimde, ofisimde değişiklikler yapıyorum dediniz ya, çok sık mı oluyor bu? Aslında hani terzi sökün dikemez derler ya yani hani işlerimi bitirdikten sonra kendi evime vakit ayırmak zorunda kalıyorum. Öyle olunca da yetiştiremiyoruz. Yetiştiremeyince çabuk olmuş oluyor. Çabuk olunca da olmuyor. Şimdi mesela hani kendi evimde daha geçen sene yapmayı planlayıp da işlerden dolayı yapamadığım için bu sene yapmak zorunda kalıyorum. Ben aynı öyle şeyleri yaşıyorum. Onu biraz daha şeye atıyoruz. Geri plana atıyorsun kendi işini. Ama bu bahsettiğinizin içinde dış mimari de var değil mi? Tüm bu konuştuklarımızın içinde. Yani sadece ev içi dekorasyon olarak mı düşünülüyor? Yok değil. Yoksa yani bir bahçe, bir ev yaparken bir alan. Peyzajına da giriyoruz. İşte bahçe mobilyalarına da giriyoruz. Dış cephe kaplamalarına da giriyoruz. Yani tamamen dış cephesini değiştirdiğimiz binalar da var. Şimdi sizle konuştukça ben burada gördüklerimizin işin neredeyse küçük bir kısmı olduğunu anladım. Yani çok daha detaylı işler yapıyorsunuz ve burada gördüklerimiz de aslında bununla sınırlı değil. Çok daha geniş. Yani şöyle oldu. Bu biraz mimarlık hizmeti gibi. Tanks Coy bizim showroom'umuz. Aksesuar satışının olduğu bir dükkan. Şimdi daha çok öyle ön plana çıktı. Çünkü çok farklı aksesuarlar var. Yani mimari projelerimiz biraz daha geri planda kaldı aslında. Bu biraz istemeden oldu ama demek ki Thanks Coy'da çok farklı şeyler var ki çok dikkat çekti. Yani burada mesela bizim vitrinimiz yılbaşında trafiği kilitledi. Çünkü o kadar tasarım bir vitrin yaptık ki işte bir Maison Objet fuarı vardır Paris'te her sene olan. Orada böyle oyuncak ayılar gördük, orkestra. Ayılar da değil, işte bir tane penguen var, işte hepsi bir şey çalıyor, işte cello çalıyor falan böyle. Onları getirdik ve onlar orkestra müzik çalıyor, hayvanlar, ve hepsi smoking giymişler. Mesela vitrinimizi biz kırmızı kadife perdeli bir sahne hazırladık. Dışarıya yılbaşı müzikleri verdik ve buradan geçen çocuklar, işte arabalar, herkes böyle durup o yılbaşı şeysinde o havayı yaşadılar ve bu mesela benim hep hoşuma giden bir şeydir. Özellikle Paris'te falan çok büyük dükkanların vitrinlerinde olur. O çok ilgi çekti. İşte arkasından işte Sevgililer Günü vardı, onda farklı bir konsept yarattık. Şimdi mesela vitrinimiz çok dikkat çekiyor. Bu vitrinin etkisi oluyor değil mi? Satışlarda veya tabii hizmetlerde ki mutlaka oluyordur. Evet. Yani sadece gelip bakıp gitmek gibi düşünmemek lazım. Özel zamanlarda daha çok işlerinizin arttığı oluyor mu? Biraz önce bahsettiğiniz o Sevgililer Günü gibi. Tabii ki, yani yılbaşı, Sevgililer Günü, hani sonuçta burada her şeyi, herkese hitap edebilecek ürünler olduğu için az çok da vitrinden görüyorlar, dikkat çekiyor. O yüzden daha fazla, tabii o dönemlerde daha fazla oluyor. Evet, sürprizler de vardır herhalde. Yani evimin dekorasyonu için. Tabii bu çok uzun süreli bir iş. Yani birkaç ay alabilecek bir durumdur ama genel olarak hani eşlerin birbirine sürprizi olabilir veya kardeşlerin, ailelere sürpriz gibi de düşünülebilir, tasarlanabilir herhalde. Değişik ürünler var. Yani dolayısıyla o yüzden hani farklı sürprizler olabiliyor işte. Ne bileyim, bir kahve fincanı üzerinde bir şey yazıyor ama o kadar hani komik ve hani bir çifte hitap edebiliyor. Bu alanda tasarım da kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani yapıyoruz, bu ürünleri evet getiriyorsunuz. Hı-hı. Bu ürünlerin üzerinden tasarımı yapıp... Yastık tasarladık. Nevresim takımları tasarladık. Evet. Yani hani mesela nevresim takımı dediğiniz hep çiçekli, işte çizgili, renkli falan. Hani biz ama farklı, değişik şeyler bastırdık kendimize özel. O konuda hani değişik olmaya özen gösteriyoruz. İsim nereden geldi? Hem burası hem internet sitesi için soruyorum. Aslında isim şöyle oluştu. Paris'te bir mağaza vardır, Merci diye, ve onların konsepti şöyleydi. Harcadığınız ve satın aldığınız her üründen bir miktar bir yardım kuruluşuna gidiyordu. Biz de o şeyle başladık ama sonra tabii bir takım şeylerden dolayı burada o sistemi oturtamadık. Ama hani biz hani orada bir teşekkür etmek, şükretmek, aynı zamanda işte ekolojik ürünler, daha çok hani çevreye saygılı olmak, çevremizi korumak, hani bütün bunları birleştirerek Thanks'i şey yaptık. Hani her şeye bir teşekkür aslında. Evet, hediye olarak da mesela objelerin seçiliyor olması. O da var. Evet. Şimdi programı da bitirmeden önce sizden birkaç mesaj almak istiyorum. Biliyorsunuz çok son zamanlarda biz kadın ağırlıklı program yaptığımız için hani kadına şiddet konusu çok gündemde. Hı hı. Bu konu hakikaten aslında işte sanatçıların, iş kadınların, sporcuların, siyasetin gündeminde. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Bir mesaj. Her kadının ayaklarının üzerinde durması lazım. Çünkü her kadın öyle ya da böyle bir anne adayı. Dolayısıyla ayaklarının üzerinde durabilmek için bir şey yapması lazım, bir iş yapması lazım. Yani hani bu evlendim, ev kadını oldum, hani onun o da güzel bir şey. O da çok farklı, çok zor bir iş aslında. Bir evi çekip çevirmek, çocukları idare etmek, eşini idare etmek. Ama mümkün olabiliyorsa bir iş sahibi olmaları çok önemli. Evet, yani aslında yine kadında bitiyor gibi bir durum söz konusu. Evet. Şimdi biz daha önce de birçok iş kadınıyla da yaptığımız görüşmelerde, röportajlarda, programlarda hep söyledik. Hep diyorlar ki öncelikli görevim, evet birçok işim var ama öncelikli görevim de annelik. Ne yaparsanız yapın herhalde bu değişmiyor değil mi? Evet, değişmiyor. Yani anneyseniz doktorsunuz, evi idare ediyorsanız finansçısınız bir şekilde, onu idare ediyorsunuz. Dekoratörsünüz, mimarsınız. Aslında bütün meslekleri o ev kadını aslında hepsini içinde barındırıyor. Yani bir evin içinde de bir avukatlık bilginize az çok sahip olmanız lazım. İşte sigortalı yanınızda eleman mı çalıştırdınız? Aslında o kadar çok mesleklerin içindeki ev kadını hiçbir iş yapmasa da her işi yapıyor aslında. O yüzden o da bence ayrı bir meslek. Evet, bu mesaj güzeldi hakikaten. Bütün meslekleri bir arada barındıran bir görev. Kadın olmak, kadın veya anne olmak, anne adayı olmak gibi. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Ilıcalı. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için çok keyifliydi. Görsel olarak da bizi çok tatmin etti diyebiliriz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, sabah kahvesini noktalıyoruz. Thanks Mimarlık ortaklarından Zeynep Ilıcalı ile beraberdik. Tabii birçok konuyu konuşuyoruz. Özellikle iş dünyasında kadın olmanın birçok yönünü konuşuyoruz. İş kadınlarını konu ediyoruz yine programımızda. Yine başka bir sabah kahvesinde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.